Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her salı sizinle bisiklet vlogları paylaşıyorduk. Fakat bu hafta sonu Konya'da bisiklet yarışı düzenlendi. Biz de tura çıkmadık. Böylece bisiklet yarışı ile ilgili bir vlog hazırlamamızın uygun olduğunu düşündük. Bize gelen sorular arasında da işte bisiklet yarışına nasıl girerim, nasıl lisans çıkartırım gibi sorular var. Bu videoda hem bu sorulara cevap vermiş olacağız hem de Konya MTB Cup örneklemesi üzerinden bir bisiklet yarışına nasıl katılınır sizlere bunları anlatacağız. Öncelikle hangi branşta olursa olsun bir müsabakaya katılmanız gerektiğinde lisans sahibi olmanız gerekir. Sporcu lisansı sahibi olmanız gerekir. Sporcu lisansımızı nasıl çıkartıyoruz? Sporcu lisansı çıkartmak için sağlık raporumuzla birlikte iki tane fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin lisans tescil müdürlüğüne başvuruyoruz. Başvururken de lisans tescil formuyla birlikte gidiyoruz. Eğer 18 yaşından küçüksek veli muvaffakatnamesi gerekiyor. 18 yaşından büyüksek böyle bir şeye ihtiyaç duymaksızın birkaç gün içinde lisans işimizi halledebiliyoruz. Eğer ki katılacağınız yarış UCI standartında bir yarışsa o zaman uluslararası bisiklet lisansı çıkartmanız gerekiyor. Bunun için de mevcut bisiklet lisansınızla birlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu'na başvuruyorsunuz ve onlar UCI lisansı çıkartmanız için size yardımcı oluyorlar. Peki lisansımızı çıkarttık, yarışa nasıl katılacağız? Yarışa katılmadan önce yani son kayıttan önce Bisiklet Federasyonu'nun internet sayfasından kulüp şifresiyle, bağlı bulunduğunuz kulübün şifresiyle yarışa katılacağınızın beyan edilmesi gerekiyor. Onu Bisiklet Gov.tr'den kayıt yapıyorsunuz. Daha sonrasında yarıştan bir gün önce oluyor genelde. Kayıt doğrulama yapılıyor. Lisansınızla, kimliğinizle ve gerekli evraklarınızla birlikte belirtilen takvimdeki, belirtilen programdaki kayıt masasına gidiyorsunuz. Lisansınızı, gerekli evraklarınızı teslim ediyorsunuz ve sırt numarası alıyorsunuz. Sırt numarası dediğime bakmayın. Dağ bisikleti yarışı için bir tane bisikletin önüne asmanız için bir numara, iki tane de formanızın arkasına takmanız için numara almanız gerekiyor. Bunları da aldık. Şimdi ne yapacağız? Bunları da aldıktan sonra teknik toplantı oluyor. Teknik toplantıda işte yarış kaç tur olacak, parkur nasıl bir parkur, kurallar neler, neler uymanız gerekiyor. Bununla ilgili bilgi veriliyor. Şimdi o videoları görüyorsunuz. Konya'da bir defa, her ne kadar 2006 yılında ilk iki yapılmış olsa da bu anlamda, bu çapta ilk yarışımız. Bunu gördüğünüz çoğumuz. Parkur 4600 metre civarında. Teknik ve denge isteyen bir parkur. Yarışın güzel geçeceğini umuyorum. Bu yarışla bundan sonraki yarışlara güzel bir miras bırakacağımızı düşünüyorum. Yukarısız about 4,600 meters. Teknik toplantı bittikten sonra biz parkuru tekrar bir kontrol ettik. Şöyle ki dağ bisikletinde parkur çok önemli bir değişken. Hani asfaltta yokuş iniş bir şekilde gidiyorsunuz. Ama dağ bisikletinde parkur çok önemli. Nerede çıkacaksınız, nerede ineceksiniz, işte hangi bölümde nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bizimle birlikte parkuru test eden bir takım sporcular da vardı. Ben birkaç gün önce parkuru test etmiştim. Fakat bir takım ufak tefek değişiklikler olmuştur düşüncesiyle yarıştan bir gün önce teknik toplantıdan sonra da yürüyerek parkuru bir kere daha dolaşma ihtiyacı duydum. İyi de oldu. Gelelim yarış gününe. Yarış gününe geldik. Teknik toplantıda hangi kategorinin saat kaçta start alacağı ile ilgili bilgi veriliyor. Gerçekten Bisiklet Federasyonu bu konuda çok iyi, çok düzenli. Ben farklı branşlarda da sporculuk yaptım. Çoğu zaman müsabakaya ne zaman çıkacağınız belli olmaz. Böyle olunca işte ısınma zamanı gibi bir takım şeyleri ayarlamakta güçlük çekebilirsiniz. Programda belirtiliyor saat kaçta yarış koşacağınızı. Örneğin yarışınız 11.30'da başlayacaksa 11 çeyrek gibi, 11.10 geçe gibi küçük küçük ısınmaya başlayabilirsiniz ki bu da yarıştaki performansınızı olumlu etkileyecektir. Daha sonra yarışa start veriliyor. Hakemler ilgili bölümlerde bulunuyorlar. Start verildikten sonra dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Bazı dağ bisikletli yarışlarında kesinlikle dışarıdan teknik destek almanıza müsaade etmiyorlar. Bütün teknik desteği kendinizin sağlamanız gerekiyor. Bazı dağ bisikleti yarışlarında ise free zone tabir edilen destek alma bölümleri var. Yiyecek, içecek veya teknik desteği bu bölümde alabiliyorsunuz. Konya MTB Cup'ta da parkurun tam ortasında hem giderken hem dönerken
yaparken parkurun tam ortasında bir free zone vardı. Burada teknik destek ihtiyacı duyan arkadaşlar alabiliyorlardı. Siz de eğer ki böyle bir yarışa katılacaksanız ekibinizden arkadaşlarınızı free zone noktasına konumlandırırsanız bu noktada. Yarıştaki bir diğer konu da baraj konusu. Şimdi ya ben yarışa gireceğim çok mu geride kalırım çok mu önde gelirim? Şöyle oluyor. Genelde UCI standartlı yarışlarda %80 barajı uygulanıyor. Yani %80'lik seviyenin aşağısında kaldığınız zaman turda belli bir bölüm oluyor. Siz oradan kenara ayırıyorlar sırt numaranızla hitap ederek. İşte 33 sayı kenara ayrıl gibi. Sizin yarışınız orada bitmiş oluyor. Belki bir tur belki iki tur önceden bitirmeniz söz konusu olabiliyor. Bunu da şunun için yapıyorlar. Böyle yapmadıkları zaman acemi sporcularla profesyonel sporcular aynı parkurda üst üste arka arkaya düşme durumları oluyor. Acemi sporcuların profesyonellere de engel olma durumu söz konusu oluyor. Bu anlamda bu eleme yönteminin de ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Buna süpürme de diyorlar. Bazı yarışlarda tur bindirme mantığı oluyor. Eğer ki sizin kategorinizden birisi size tur bindirecek pozisyondaysa sizin yarışınızı erken sonlandırabiliyorlar. Daha sonra yarış ortamı söz konusu oluyor. Siz şimdi yarışla ilgili videoları izleyin. Sonra tekrar gelin, tekrar devam edelim. Hadi reis. Üçe girmişseniz yani kürsüyü hak etmişseniz size bu bildirilir. Daha sonra işte madalya töreniyle ilgili olarak orada hazır bulunursunuz. Kürsü işlemi gerçekleşir. Bir diğer konu da yine yarıştan önce belirtildiği gibi belli kategorilerde belli seviyede olan sporculara federasyon tarafından harcırah verilir. Bununla ilgili de banka bilgilerinizi federasyona ibraz edersiniz. Onlar da size yol harcırahlarınızı vesaireyi verirler. Bunun haricinde UCI kategorilerinde güzel yarış ödülleri de var. Misal Konya MTB Cup'ta elit erkeklerde birinciye 2500 lira para verildi. Sonra 8.'ye 9.'ya kadar bu para yine devam etti. Dolayısıyla buradan da böyle bir parasal anlamda da ödüllendirme durumu söz konusu. Bizim bisiklet yarışlarıyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.